Arabanın kontrolleri bayağı iyi. Bak onu söyleyeyim size. Yani arabanın dönüşü, manevrası falan çok çok sağlam. Bizim ev arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz. Car Simulator 2'de bugün yeni bir garaj satın alacağım. Ve yeni garajı komple arabayla dolduracağız arkadaşlar. Ve 540 bin param var. Muhtemelen kafamda planladığım garajı ve arabalara bu para yeteceğini tahmin ediyorum. Bugün ilk kez bir garaj ve içini full arabayla dolduracağım. Arabalar da böyle birbirine yakın olan arabalar olacak. Onu da söyleyeyim şimdiden size. Şimdi bugün yine şöyle az kullandığımız arabalardan birini seçmeye çalışacağım. Ne alsak bilemedim. Hepsinde az kullandık gerçi. Çok kullandığımız yok ki. Hepsini az kullanıyoruz. SLR var, Subaru da aslında güzel. M2'yi bu ara kullandık. Enzo'yu alalım hadi. Ferrari Enzo ile bugün önce bir garaj satın alacağız. Garajın içini de full pick-up arabayla dolduracağım arkadaşlar. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdi benim planladığım şu garaj bayağı hoşuma gidiyor benim. O garajı bir almaya gidelim. Önce garaj alacağız. Daha sonra da 3 tane pick-up araba alarak o garajı fulleyeceğim arkadaşlar sizin için. İlk defa garaj fulleme yapıyoruz sanırım. Daha önce yaptığımızı hatırlamıyorum. Yani garaj fulleme yapmadık diye aklımda kalmış ama yaptıysak da ikinci defa oldu. Yapmamışsak da ilk kez yapıyoruz. Arabalarla full garajı dolduracağız bugün. Şimdi yeni garajımızı diğer şehirde seçtim. Of, arabaya ne vurdum be. Var ya, araba fena uçtu gitti. Şimdi garajımız 3 arabalık bir garaj arkadaşlar. Bu garaja da bu arabanın frenleri niye böyle ya? Biraz zor tuttum. Çarpacaktım vallahi. Şimdi bu garaj neredeydi abi? Şuram mıydı? Önce bir kontrol etmek lazım. Bir bakıyorum. Sanırım yok, burası değil abi. Bura dörtlük. Bize üçlük bir garaj vardı ya burada bir yerde. Şura. Buraya gideceğiz. Aynen, oraya bir bakayım ben bir. O tarafa doğru bir gideyim. 3 tane arabalık bir garaj var. Fiyatı da bayağı ucuzdu zaten. Orayı alacağım ama şura mıydı yoksa, bir bakayım. Yok, bura değil abi. Orada dörtlük. Abi bulamadım resmen ya. 3 tane 3 arabalık bir yer vardı burada bir yerde. Bir türlü orayı bulamadım. Niye bu kadar uzun sürdü? Şuradan gideyim. Tam şurada bir tane var. Yok, buraya demin gelmiştik zaten. Abi şaka gibi ya. Şu an garajı bulamıyorum resmen. Nerede olduğunu bulamıyorum garajın. Bura değil, bura değil. O zaman şura. Diğerine gideceğiz abi. Bir tanesi 3 taneydi ya. Ha, şurası, tamam, doğru bura. Yani şu üst taraftaki yer. Tam da hastanenin karşısında 3 araçlık. Bakın, hastanenin yakınında. Yok, bura değil ya. Abi burası alınmıyor. Abi şu an niye böyle oldu anlamadım. Ha, burası. Yani bir garaj bulmak bu kadar zor olabilir mi? Evet, olabiliyormuş. 3 araçlık bu garajı 45 bine satın aldım arkadaşlar. Bakın, hastanenin hemen arka tarafında 3 araçlık bir garajımız var. Bu garaja da şuraya gideceğiz. Aynen burasını bir daha bir kontrol edelim. Bura değil abi. Şura mıydı? Burada değil. Şura olabilir mi? Bugün bir şeyleri bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar, dikkat ettiyseniz. Yani dibimdeki, yani daha yeni bulduğum arabaları şu an bulamıyorum nerede olduğunu. 3 tane pick-up alacağız. Ama bulamıyorum resmen. Şaka gibi. Ha, buradaymış. Bayağı da yukarıda kalmış. Şimdi yeni garajımızı aldık mı 45 bine? İçini full pick-up'la doldurma zamanı arkadaşlar. Haydi bakalım. Eskiden ne kadar arabamız gittiyse hesap silindiğinde, onları komple ve daha fazlasını alacağımı söylemiştim. Yavaş yavaş o seviyeye geldik gibi. Tam olmasa da hemen hemen eski seviyemize bayağı yaklaştık. Da bu Ferrari Enzo'yu ben sevmedim ya. Abi bu arabanın T6 hali olmadan herhalde pek işe yaramayacak gibi gözüküyor. Çok gıcık, çok ağır dönüyor. Bak, basıyorum, çok zorlanıyor dönmek için. Bayağı hantal kalıyor araç. Buraya girmesek iyiydi. Neyse, şu kenardan geçtim vallahi aradan çok güzel bir şekilde. Şimdi bizim 499 bin paramız var arkadaşlar. Bu paraya 3 tane pick-up alacağım. 3'ü de yan yana zaten. Çok güzel pick-up'lar. 3'ü de yine bilinen, sevilen, güçlü pick-up'lardan. Bakın 3 tane abi. Şu araç
Ford Ranger arkadaşlar. Ford Ranger Raptor. Big Henry isimli. 188.000. Bu arabamız Chevrolet Silverado. Ranger diye geçiyor ismi. 112.000. Bir de burada Dodge Ram var. 123.000'e Buffalo isminde. Arabaları bugün test yapmayı düşünmüyorum. 3 arabanın testi çok uzun sürer. Belki farklı bir zaman pick-up testini yaparız arkadaşlar. Ama bugün sadece garaja kadar tek tek arabaları götüreceğim. Daha sonra içine dışına bir bakarız. Testini yapmayacağım. Haberiniz olsun. Bugün sadece garaj doldurma yapıyoruz arabalarımızla. Şimdi pick-up'ın abi o kadar yüksek ki göremiyorsun bile kapısının içini. Araba çok güzel. Ford Ranger Raptor arkadaşlar. Bir de arka kapağı açalım. Gördüğünüz gibi geniş bir arka tarafı var. Bayağı bir eşya yükleyebilirsiniz. Böyle arka koltuğa bir oturayım. Bayağı geniş, yüksek bir araba arkadaşlar. Sonuçta bu araba bir pick-up araba. Yüksek olacak tabii ki. Yine burada ön tarafa da baktığınızda ya çok güzel durmuyor. Bu araba yine eskilerden gelen arabalardan. Yani yeni güncellemeler değil. Çok eskide gelmiş, eklenmiş bir araba olduğu için içine çok fazla bir şey beklemeyin. Onu söyleyeyim. Şimdi 188.000'e ilk arabamızı satın aldım. Bir de şimdi içine bir bakalım. Abi dışarıdan çok güzel gözüküyor yalnız Ford Ranger Raptor. Tabi içi o kadar da iyi değil. Yani şuralar falan daha iyi olabilir. Daha güzel olurdu ama İdare edeceğiz bununla. Ama araç çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu doğru şeye götürüyorum. Garajımıza götürelim. Garajı önce ben bir seçeyim. Yine 2 saat uğraşmayalım abi. Burası iyiydi değil mi? Markerımızı yaptık. Önce gidelim. Ford Ranger Raptor'u garajımıza bırakalım. Daha sonra tekrardan gelelim. Diğer arabaları alalım. 3 tane pick-up'ı alarak garajı fullleyip dolduracağım bugün sizin için. Yine farklı arabalar gelecek. Modifiye günü yapacağız arkadaşlar. Yakın zamanda bir modifiye günü planlıyorum. Güzel bir modifiye günü yapacağım yine. Farklı bir arabaya çizim yapacağım. Rengini değişeceğiz. İşte spoiler, mupoiler bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım hangi arabaya denk gelecek. Hangi arabaya yaparız bilmiyorum. Yalnız arabanın kontrolleri bayağı iyi. Bak onu söyleyeyim size. Yani arabanın dönüşü, manevrası falan çok çok sağlam. Şuradan döndüm ve ilk aracımızı yeni garajımıza yükleme zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle ben bir garajı açayım. Açıl bakayım. Şunun en sola ben bunu park edeceğim. Dur bekle gelme. Gelme abla. Gelme. Şöyle güzelce park ettik abi. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi buradan çıkarsam oyundan atacak. Kesin. Evet, oyun bozuluyor. Evet, tekrardan çıkış yaptım. Yine bu arabayla gidelim. Bununla gidelim. Yeni arabayı almaya. Yeni arabayı alınca da o arabayla diğerini almaya gideriz. 3 tane garajımız var. 3 tane yerimiz var bu garajda zaten. Hemen şuna bir, şurayı bir işaretleyelim. Ve yeni aracımızı, ikinci aracımızı bugünün almaya gidelim arkadaşlar. Full pick-up alacağım bu garaja dediğim gibi. Farklı günlerde de farklı garajlar alıp sadece mesela bir tane daha garaj alacağım. 2 arabalık örnek veriyorum. Sadece SUV ile dolduracağım ya da sadece BMW ile dolduracağım ya da sadece Porsche ile dolduracağım. Bu tarz yalnız var ya öyle bir vurdum ki arabayı. Arabanın yani ne hale geldiğini bilmiyorum. O tarzda da garajlar yapacağım ama işte çok fazla garajımız kaldı mı? 3 tane var. 4, 5, 6, 7, 8. Gerçi 8 garaj varmış ya. Daha alacağımız 8 garaj var. Bayağı garaj varmış. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel böyle arabalara ait sırf o arabanın olduğu garajlarda yapacağız yakın zamanda. Tabii o garajdaki mesela 4 araçlık bir garaj aldık diyelim. Oyunda da alacağımız 4 tane aynı markadan olması lazım. Şimdi Porsche diyelim. 4 tane Porsche var mı oyunda? Yani varsa da zaten bir kısmını biz aldık. O yüzden o öyle bir garaj yapamayız. Saçma olur mesela. O tarz bir şey de yapacağız. Sırf o markaya ait garajlar. Şimdi abi Ford Ranger'ı Raptor'u gördünüz. Bu burada dursun. Hemen şimdi ikinci arabamız olan hemen karşınızdaki pardon değil. Buradaki Chevrolet Silverado'yu alacağız. Tabii önce bir kontrol yine kaput böyle çok yüksek. Görmeniz mümkün değil. Şöyle arka taraftan bir kapağını açıp bir bakalım. Gördüğünüz gibi hemen hemen 3 araç birbirine çok benziyor arkadaşlar. Bayağı benziyor hem de. Yani çok farklı araçlar değil. Ama bunun içi farklıdır muhtemelen. Evet oturuşu bile farklı. Bu biraz alçak geldi bana. Yani
şeye oturduğumuzda Raptor'a, Ranger'a çok yüksekliydik. Bu biraz böyle alçak gibi hissettirdi bana. Ön tarafa bir bakalım. Önde de bu şekilde Chevrolet Silverado arkadaşlar bu pickup. Yine çok bilinen, çok pahalı araçlardan. 112 bin ama oyunun içerisinde çok ucuz bir fiyatı var. Bir bakalım bu nasılmış. İçi bu şekilde, çok fazla bir şey değişmiyor satın aldıktan sonra. Öyle yine bir basamak var. Araç bayağı bir canavar arkadaşlar. Çok güçlü, çok büyük bir pickup. Bunu da şimdi kazasız bir şekilde garaja götürelim. Garaja götürdükten sonra da son arabamızı almaya tekrar geleceğiz. Bununla geleceğiz ama. Başkasıyla değil. Bununla geleceğiz son arabayı almaya. Abi arabalar çok güzel. Bu pickupları test edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu pickuplarımızı bir sonraki videoda veya da birkaç sonraki videoda üçünü tek seferde test edeceğim size. Yani 3 arabanın da aynı anda top speed, aynı anda off-road bölgesi, drift, bak drift aktif mesela bunda. Hepsini test edeceğiz ama ya sonraki videoda ya da birkaç sonraki videoda üçünün testi gelecek. Bugün test yok. Şimdi şurayı işaretlemedik. Hep unutuyorum noktayı abi. Bazı garaj noktaları bayağı kafamı karıştırıyor. Yerlerini unutabiliyorum. O yüzden işaretlemek en güzeli. Doğru dümdüz gidiyorum. İkinci arabamız da geldi. Garajımızı doldurmaya, arabalarla doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle Chevrolet Silverado'yu şuraya bir gireyim. Açıl bakayım. Dur. Garaj aç bakayım. Aç 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 abi. Aç abi aç abi aç abi. Bunu da geri geri ortaya park edeceğim arkadaşlar. Şöyle ortaya geldim ve güzel bir park daha yaptık. Şimdi bu arabadan indim. Oyun jortladı. Hemen tekrar menü yapıyoruz arkadaşlar. Bu arabayla gideceğim. Üçüncü arabayı almaya. Üçüncü arabamız da Dodge Ram arkadaşlar. Dodge'un çok güzel pick-up'ı. Zaten Dodge'un aman dur üstü sürter bu arabanın. Dodge'un genelde zaten büyük araçları var. Çok güçlü arabaları var. Öyle Dodge'un olup da böyle çok güçsüz, yavaş, kötü arabası yok gibi bir şey. Zaten Dodge'da bizim ülkemizde öyle çok fazla olan arabalar yok. Yani bir Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Ram. Bunlar çok pahalı arabalar olduğu için bizim ülkemizde de çok az var arkadaşlar. Bayağı az var. Ama gerçekten Charger'ı çok beğenmiyorum ama Dodge Challenger çok güzel bir araba. Bayağı güzel bir araba. Ama tabii inanılmaz pahalı arabalar. Çok pahalı hem de. Şimdi doğru yardırıyorum buradan. Yine 3. aracımız dediğim gibi Dodge Ram olacak. 3 tane pick-up'a çok güzel garaj ayarladım abi. Pick-up'ların yeri belli arkadaşlar. 3 tane yeri var onların. Güzel güzel 3 pick-up orada anlaşsınlar. Son arabamız artık. Şunu şuraya park edeyim. Arabamızı alalım. Oy, bunun birazcık frenleri sıkıntı gibi. Garaja götüreceğiz. Ve garajımızı doldurmuş olacağız arkadaşlar. Hemen gel bakayım 3. araba. Neredesin neredesin? En son da bizi bekliyor bak. Burada Buffalo ismi, oyundaki ismi, gerçek hayattaki ismi de Dodge Ram arkadaşlar. Şöyle kaputu açtım. Yine yüksek ama diğerlerine göre bir tık daha alçak bir araç. Yine burada 2 tane havalandırma çıkışını görüyorsunuz. Ne kadar güçlü bir motor var. Düşünün, o sıcak havayı dışarı vermek için kaputa şey yapmışlar. Havalandırma yapmışlar. Hemen şöyle bir arka kapağını da bir açalım pick-up'ın. Aynı dediğim gibi hemen hemen benziyor arabalar birbirine. Yine burada ayak basamağı var. Arka koltuğa bir oturayım. Yine içi de bayağı andırıyor diğerlerini dikkat ettiyseniz. Yani birbirine benzeyen arabalar gibi resmen. Ama tabii ki farklı arabalar. Yine içi de çok minik farklarla hemen hemen benziyor arkadaşlar. Andır yani buna girseniz, otursanız, ona otursanız hangi araba olduğunuzu belki içeriden anlamayabilirsiniz. Ama sonuç olarak farklı arabalar. Dodge Ram'i de satın aldık. 78 bin de paramız kaldı. Bunu garaja götürelim ve garajımızı doldurmuş olalım. İçinde görüyorsunuz. Abi yüksek araba. Gördüğünüz gibi Dodge Ram. Bu sefer şu arkadan gidelim ya. Hep bu taraftan gidiyoruz. Bu sefer de bu yolu kullanalım garaja gitmek için. Orada polis var zaten. İyi oldu buradan gittiğimiz. Dörtleri bir yakayım. Bakın çalışıyor gördüğünüz gibi. Farların şeyi falan bayağı güzel gözüküyor. Güzel. Haydi bakalım. Üçüncü arabamızı da alıp garajı bugün fullemiş olacağız. Bir garaj fulleme videosu oldu bugün. 3 arabalık bir garaj aldık. O garajı da full pick-up'larımızı doldurduk arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. İyi oldu. Farklı oldu. Yine tabii yeni arabalar alacağız. T6'lar yapacağız. Şu an T6 yapma planım var bir arabayı ama hangi arabayı yapma konusunda emin değilim.
Yine siz yorumlarınızı yapayım, bakayım hangi araba istersiniz T6 için. Bir sonraki videoda da belki T6 videosu gelebilir. Ama hangi araba olduğunu, ne kadar para istediğini, kaç taslak istediğini hepsini biliyorsanız yazın. Bilmiyorsanız yapacak bir şey yok. Ama biliyorsanız yazın arkadaşlar. Ben yine yolu karıştırdım. Vallahi karıştırdım. Neyse şuraya gideyim. Düz devam edelim abi. Bu yolun ilerisinde olması lazım. Evet şurada. Tamam gördüm. Haydi bakalım. Üçüncü arabamız da artık garajda yerini alsın. Öyle güzelce fullledik abi burayı. Aç bakayım garaj. Evet çok güzel oldu bence. 3 tane pick-up. Üçü de tek garajda. Konumları, yerleri belli. Hani pick-up'ımız nerede diye düşünmeye gerek yok. Hemen buradaki hastanenin hemen arkasındaki garajı. Pick-up garajı yaptım resmen. Arabadan da inmeyeceğim. İnersem oyun çökecek. Şöyle kalsın arkadaşlar. Hatta dur. Bak bu da sıkıntı. Bu da hata. Evet şöyle beklesin abi. Bugün arkadaşlar yeni bir garaj alıp bildiğim pick-up garajı yaptık burayı. 3 tane de pick-up Dodge Ram, Ford Ranger Raptor ve Chevrolet Silverado ile garajımızı fullledik. Yeni garajlar, yeni arabalar için de artık yer açılmış olacak. Şimdi ne alacağız diye düşüneceğiz. Hangi arabayı T6 yapacağız? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.